1 Ocak ve 31 Ağustos 2024 yılın 31 Ağustos'a kadar olan zaman dilimini geçen yılla kıyasladığımız zaman bizim %9,3 kişilere karşı işlenen 10 önemli suç olayını düşürdüğümüzü ama aynı zamanda bu 10 önemli suçta aydınlatma oranımızı da %99,1'e yükselttiğimizi gördük. İçişleri Bakanlığı olarak biz suç olaylarını düşürmek bizim birinci görevimiz. Eğer bir suç işlendiyse bunu aydınlatıp adalete teslim etmek de diğer önemli görevimiz. Peki mal varlığına karşı işlenen suçlarda durum nedir Kastamonu'muzda? Bu sorunun cevabı şu. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçtan baktığımız zaman yine aynı zaman dilimi yılın Ağustos'a kadar olan dilimini geçen yıla kıyasladığımız zaman otodan hırsızlık geçen yıl aynı dönemde 16 şimdi yani bu yıl bu dönemde 4'e düşmüş. Yani %75 düşürmüşüz. Yağma geçen yıl 56 olmuş. Bu yıl 15'e düşürmüşüz. %73'ün üzerinde bir oran başarısı var. Evden hırsızlık geçen yıl 148 olmuş. 84'e düşürmüşüz bunu. Yani %45 oranında bir düşüş var olay sayısında. Emniyetimiz ve jandarmamız ve sahil güvenliğimiz 653 kişiyi yakalayıp adalete teslim ettiğimizde buradan söylemek istiyoruz. Ve biz hapis yakalama ve ifade ile ilgili olan meselelerle de ilgili bugünkü toplantıda şehrimize emanet ettiğimiz bir durum şu. Türkiye ortalamasının üzerinde bir hapis yakalama başarısı var. FETÖ ile ilgili yapılan bir 26 operasyon var. 26 gözaltı. Bunlardan 26 adli kontrol olduğunu görüyoruz. DAEŞ ile ilgili 8 gözaltı. 4 operasyon yapılmış. 8 gözaltı, 1 tutuklu ve 7 adli kontrol olduğunu buradan ifade etmek istiyoruz. Organize suç örgütleriyle ilgili arkadaşlarımız 36 operasyon gerçekleştirmişler. 37 tutuklu, 27 adli kontrol ve 2 organize suç örgütü çökertilmiş, adalete teslim edilmiş. Toplamda 26.3 milyon mal varlığına el konulmuş. Tabii burada biz şunu söylüyoruz. Gittiğim her şehirde tüm bu huzur buluşmalarında, huzur toplantılarında dediğimiz şu kıymetli hemşerilerimize. Biz organize suç örgütleri, suç işlemekte kibirlenenler, şehir eşkıyası, adları ne olursa olsun bunlarla ilgili meydan okuyoruz. Güvenlik birimlerimiz bununla ilgili Adalet Bakanlığı yani bu ildeki bas savcılarımız, savcılarımızla beraber büyük bir uyum içerisinde çalışıyor ve biz hemşerilerimizden şunu istirham ediyoruz. Duydukları, gördükleri, bildikleri organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili, hapis yakalamayla ilgili peşinden koştuğumuz, aradığımız ve bir an önce cezaevine gitmesi gerekenlerle ilgili. Evet, bununla ilgili bir hissiyatı, bir bilgisi varsa 112'yi lütfen arasın. Hiç ismini vermesine gerek yok. O bizdedir, o bizde emanettir. Biz onun gereğini yapar, kendisine de bir şekilde medya aracıyla döner. Deriz ki sizin söylemiş olduğunuzun neticesi bu oldu. Suçluyu olması gereken yerde şu anda adalete teslim edildi. Adaletin tecelli etmesine göre de artık hep beraber millet adına nasıl bir hüküm verildiğini göreceğiz diyoruz. Uyuşturucuyla mücadele evet bir önceki günden, bir önceki aydan, bir önceki yıldan çok daha ileriye gitme noktasında rakamlarımızı hem ülke genel rakamlarımızı veriyorum hem de gittiğimiz illerdeki huzur buluşmalarımızdaki rakamlarımızı veriyorum. Burada bizim hiçbir zaman durmadan, duraksamadan aynı kararla devam ettiğimizi göreceksiniz. Ama buradan vatandaşlarımızı yine Kastamonulu kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ihbar edin bizi. Bir Narvas bizim projemiz var. Bir yazılım sistemimiz var. İstanbul'da başlayıp Türkiye'nin polis ve jandarma bölgesine
yaydığımız nedir bu narvaz? 112'yi az önce de ifade ettim. Arayıp gördüğünü, bildiğini, duyduğunu, doğru olup olmadığına bakmasın. Bize söylesin, biz onun doğru olup olmadığını, bizim arkadaşlarımız bunu tespit edecektir. Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili arz cephesinde ve bu işin talep cephesinde, yani Kastamonu'da ve Türkiye'de her iki cephede de seferberlik ruhuyla hareket ettiğimiz zaman, işte o zaman az zamanda çok iş yapmak durumu ortaya çıkacak. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapmakla ilgili özellikle milletimizin ihbarla ilgili bize yapmış olduğu müracaatlar bizim verimliliğimizi artırıyor. Bu noktada sizler aracıyla aziz milletimize istirhamımızı yinelemek istiyorum. Biz günlük ölüm rakamlarını biliyoruz. Yaralama rakamlarını biliyoruz. Bir rakamını dahi kabul etmiyoruz. Türkiye'deki günlük trafikteki ölüm rakamlarını yapacağımız kontrol sayılarını artırmak, bunun için devriye sayılarını artırmak, bunun için kontrol sayılarını teknolojik ve yüz yüze sayılarımızı artırmak noktasında kararlıyız. Hep bu yönde gayret gösteriyoruz ve Eylül'ün sonuna doğru bununla ilgili özel bir basın toplantısında yeni dönemde, yani önümüzdeki periyotta devriye sayılarımızı başta 30 büyükşehir olmak üzere diğer 51 ilimizde nereden nereye götürdüğümüzü ve götüreceğimizi de ifade edeceğiz bu noktada. Ve gerek jandarma gerek polisimiz ve sahil güvenliğimizde de önümüzdeki yıl sonu itibariyle yaka kamerası, yani yüz tanımalı yaka kamerası olmadan çalışan bir arkadaşımızın da olmayacağını, yani tüm personelimizin vatandaşımızla yüz yüze yapmış olduğu denetimlerde, kontrollerde bizim şahidimiz olarak yüz tanımalı yerli ve milli üretilen ve envanterimize girecek olan bu kamera sisteminin de gücünden hep beraber faydalanıyor olacağız. Burada yapabilirsiniz. Burada yapabilirsiniz. Bir sorun yok. Ben size katılıyorum. Aynen.